Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa bitirebiliriz. Ekleyeceğim bir şey var. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ben e, iki ayı geçkin bir süredir burada sizlerin karşısında Türk spor kamuoyunun karşısında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak anlatıyorum maçlardan önce maçlardan sonra yapılan birkaç tane basın toplantısında. Ben Beşiktaş A takım teknik direktörü olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu benim için... Gerçekten de hayal bile edemediğim bir şeydi belki de. Beşiktaş Kulübü Başkanı, Yönetim Kurulu bana bunu uygun ve layık gördüğü için, bu konuda bana destek olduğu için onlara buradan sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Beşiktaş camiasına da Beşiktaş'ı gerçekten seven, zarar vermek istemeyen, sevdiğini koruyan, kollayan gerçek Beşiktaş severlere de bana gösterdikleri destekten ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ama ben bir şeyi daha çok gururla yaptım. Evet ben altyapı antrenörüyüm. Bunu kabul ediyorum. Kim nasıl hissedecekse öyle hissetsin. Ben 22 yıldır Türk gençleri için çalışan, Türk gençleri için emek harcayan, hayatını onlara adamış, onlar için de çok şey yapmaya devam edecek bir altyapı antrenörüyüm. Üstüne basa basa bir kere daha söylüyorum. Evet ben bir altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Ülkedeki bütün altyapı antrenörleriyle de gurur duyuyorum. Emekçi arkadaşlarımın hepsiyle gurur duyuyorum. Neden bunca sene altyapıdaydım? Bana Süper süperlikten ve birincilikten hiçbir takım çalışma teklif etmedi. Onun için oradaydım. Ama benden çok daha değerli ve kıymetli altyapı antrenörleri var bu ülkede. Lütfen herkes gözlerini sonuna kadar açıp, bütün algılarını sonuna kadar açıp o insanları da bulmaya çalışsınlar. Bu Önder Karaveli ile kalmasın sadece. Buna Beşiktaş Kulübü cesaret etti ve cesaretle arkamda duruyor. Ama sadece benimle kalmasın. Bütün kulüplere sesleniyorum. Bütün profesyonel takımlara sesleniyorum. Altyapıda çok cevherler var. Sadece oyuncular değil, çok değerli antrenörler var. Lütfen onlara da bu fırsatları lütfen tanıyın. Ortaya Türk futbol adına çok daha güzel şeyler çıkacaktır. Bir şey daha söylemek istiyorum. Genç oyuncularla alakalı. Beni birçok konuda oynanan oyunlar, kazanılamayan maçlar, kaybettiğimiz sadece bir maç var bu arada. 14 maçta sadece bir kere Konya'da kaybettik. Onu da nasıl kaybettiğimizi herkes eminim hatırlıyordur, anımsıyordur. Son dakikada yediğimiz bir golle ve en beğendiğim bugüne kadar en beğendiğim oyunla kaybettik. Genç oyuncular konusunda da eleştiri alıyorum. Beni diğer konularda yerden yere vurabilirsiniz, duvardan duvara da vurabilirsiniz, hiç sorun yok. Olabilir çünkü yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş. Ama lütfen genç oyuncular konusunda hayatını onlara adamış bir insanı eleştirirken lütfen bir nefes alıp sonra eleştirin. Ve bu çocukları korumak istiyorum. Bu çocuklar bizim yarınlarımız ve bu çocukları birazcık bence rahat bırakmak lazım. Bir şeyleri birazcık iyi yaptıklarında bu kadar yukarıya çıkarmayalım. Hep beraber çıkarmayalım ben de dahil. Ama bir şeyler olumsuz olduğunda da onları yerin dibine sokmayalım. Çok kırılganlar. Çok kırılganlar. Biraz yardımcı olmaya çalışalım lütfen. Bunu rica ediyorum. Genç oyuncular evet benim için çok kıymetli. Sadece Beşiktaş'ın genç oyuncuları değil, ülkenin bütün genç oyuncuları benim için çok kıymetli ve ben onlarla ilgili neler yapılması gerektiğini beni çok ağır eleştirenler kadar en az onlar kadar biliyorum. En az onlar kadar. Lütfen çocuklarımızı koruyalım. Lütfen. Onları rahat bırakalım biraz. Onların ne zaman oyunda olacağına dair de çok net bir şey söylüyorum. Ne zaman oyunda olmaları gerekiyorsa o zaman oyunda olacaklar. Bazen başında bazen sonunda bazen devresinde. Ama kim ne zaman hazırsa kim neyi ne kadar hak ediyorsa o kadar oyunda olacak. Beşiktaş'ın genetik kodlarında vardır. Bu genç oyuncular artmaya devam edecek. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün olmadı ama yarın olacak. Yarın olmazsa bir gün sonra olacak. Beşiktaş kendi evlatlarıyla ve bu ülkede kendi genç oyuncularıyla bu ilerleyişini sürdürecek. Bunu göreceksiniz. Ben her kulüpte biliyorum. Ülkenin bütün kulüplerinde hemen hemen bütün kulüplerindeki genç oyunculara hakimim. Özellikle U19 seviyesine. O kadar kıymetli çocuklar var ki göreceksiniz. Bu ülkenin yarınları olacaklar. Bu ülkenin yarınları olacaklar futbolda. Bu sözlerimi lütfen hiç unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar basın toplantımız sona ermiştir.